Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimizin mevzu kusur kısası. Kur'an-ı Kerim'de başından sonuna kadar tek bir sure var. O da son bir ayetten müteşekkil 111 sureden müteşekkil Yusuf kıssasıdır. Yusuf kıssası için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki imkan buldukça Yusuf kıssasını işleyiniz. Zira Yusuf kıssası Cenab-ı Allah'a gönül vermiş olan bir kişinin ta gaflet ve dalaletinden kemalata gelişseye kadar olan bütün safhalarını bu talip olan kişilere anlatır demiştir. Onun için Yusuf kıssasının bütün bölümleri ayrı ayrı işlenmeli ve Yusuf kıssasındaki olan 111 surenin rakamlarıyla beraber vücut ülkesindeki karışıkları bilinip ona göre yaşama geçmek lazımdır. Yusuf kıssası deyince basit bir şey değildir. Diğer surelere bakın, bazı zaman Musa'dan bahseder, aynı zamanda İsa'dan da bahseder. Veya herhangi bir başka bir mesele işlendiği zaman başka bölümlere de geçilmiştir. Ama Yusuf kısasında Yusuf'la ilgilinin dışında herhangi bir şeyden bahsetmemiştir. Dikkat çekici bir olaydır. O bakımdan Yusuf kısası cidden bütün mevzuatlarıyla tahlil edilmeli, tefekkür edilmeli, zahirinin ötesinde bilhassa batınının zerbine geçilmelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir ayetin bir zahiri, bir de batını vardır. Batının da 7 batına kadar batını vardır diyor. Yani bu kıssayı biz batın yönünü anlatırız, başka bir gün iki gün batın yönünü anlatırız. Üçüncü günü doğuş yapar, üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini anlatma imkanı olur. Bende tecelli başkadır, sende tecelli başkadır. O zaman bendeki olan tecelliden senin istifade etmen, sendeki tecelliden de benim istifade etmem gereklidir. Yusuf kıssasını zaman zaman gündeme getirmek lazım ve işlemek gereklidir. Bakın, Yusuf kıssasında Yusuf bir rüya görüyor. Rüyasında 11 yıldızın ay ve güneşin kendisine secde ettiğini gördüğü için babası Yakup Aleyhisselam'a diyor ki, baba, bugün ben bir rüya gördüm, çok etkisine kaldım. 11 yıldızın ay ve yıldızın güneş ve ayın da bana secde ettiklerini gördüm. Tabii Yakup Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın görevlisi olduğu için hemen derhal bunun ne olduğunu biliyor. Bildiği için diyor ki sakın bu rüyanı kimseye söyleme. Sana kötülük yaparlar. Ne demektir? İşte Yusuf insan vücudunda bir can Yusuf'udur. Bu demde Yakup da ten Yakup'udur. Vücut ülkesinde can. Ama kendisini bilmiyor. Hani biraz evvel Tin suresini okudum ya. Daha henüz ve tini ve zeytunu ve turi sinine ve herzel beldil emin lekat halaknal fi ahsen takdim. En üstün biçimde yaratılmış olan bir insanoğlu fakat kendisindeki olan adimiyetini bilmediği için tahsil için sümmeredet esmer hesabına gönderilmesi zuhur etmiştir. Aynen burada da böyle. Yani bir insan manada rüyasında 11 yıldızın ve ay ve güneşin kendine secde etmesini görür. Ama arif olan kişi bilir ki bütün 11 yıldız çünkü Musa Yusuf Aleyhisselam ile kardeşi Bünyamin ayrı anneden babaları bir ayrı anneden
Diğer kardeşleri ise ayrı anneden doğmuşlardır. Bu da gösteriyor ki demek ki insanların bu nefsin şubeleri, nefsin şubeleri nedir? Ayrı annedendir. Çelik içerisinde bulunuyorlar. Ama Bünyamin olan akıl ve Yusuf olan can ayrı anneden. İnsan vücudunda akıl ile can hakikaten sıfat mertebesinde biraz evvel de söyledim. Kişinin ikiliğe girmesi, anasına ayrı bir varlık olur anne, babasına ayrı bir varlık olur baba demesinden meydana gelen ikilik halinde kendilerinin nefislerine düşen hal demektir. Ondan sonra ne yaptı? Sakın dedi, ay ve yıldızın da kendisine secde ettiklerini gör. Yani ay nedir bilir misiniz? İnsan vücudunda ay kalptir. Kalp Yakub'udur. Ama henüz orada daha henüz kalp Yakub'unun şeysi, Yusuf'un kendisindeki tecellisi olmadığı için ten Yakub'u denir. Bir yerden ten Yakub'u oldu, ten Yakub'udur. Ve o tenin de kendisine secde ettiğini. Çünkü can olmazsa o ten ayakta durabilir mi? Duramaz. Peki güneş nedir? Güneş ise ruhtur. O da ona secde yapıyor. Bir yerde ruh ayrı, can ayrıdır. Bir yerde can ve ruh birdir. Onu da evvel anlattım. İsa aleyhisselam ruhullah'tır. Yahya aleyhisselam candır. Can yağı sağırsın. Zekeriya aleyhisselama ne demişti? Dedi ki Cebrail geldi. Ya Zekeriya, sana Cenab-ı Allah bir oğlun evladı ihsan ediyor dedi. O dedi ki ben 99 yaşındayım. Benim hanım da 98 yaşında. Bu yaştan sonra bize Cenab-ı evlat mı? Oğlana evladını verir. Size oğlan bir evlat verecek. Adı da Yahya dedi. O zaman Allah istedikten sonra verir dedi. Peki bunun belirtisi nedir? 3 gün oruçlu olmaktır. Dikkat ederseniz bir salik de hakikaten yaptığı tahsilde Cenab-ı Hakk'ın 3 tecellisinin idrakına vardığında kalp belirti kalbi doğurur. Yani kalp hamile olur ve idrakında ruhu doğurur. Belirti kalp, kalbin oğlu demek ruh demektir. Ruh doğduğu zaman ruh bir hayattır. Ama can bir enerjidir. Bir yerde hayat da enerjide birdir. Ama bir yerde ayrıdır. Enerjide güç vardır, kuvvet vardır. Ama hayatta ise bir yaşam vardır. Onun için İsa aleyhisselam güleç, Yahya aleyhisselam üzüntülüydü. Hatta bir gün karşı karşıya gelmişler. Diyor ki, ne kadar üzüntülüsün. Sanki Karadeniz'de gemiler mi battı senin? Ya Yahya, sen de ne kadar güleçsin. Ya İsa, sanki Allah'ın gadabından emin mi oldun diyor. Dikkat ederseniz, ruh tecelli ettiği yerlerde cemadadır ruh, nebadadır ruh, hayvanatı ruh, insan ruhu gibi isimler olur. Ama can bir sudur, bir enerjidir. Bütün ağaçlarına su verin, hepsine bir hayat meydana getirir. Ama isim almaz. Elma, armut, hasan, şey gibi, portakal gibi isim almaz. Ama portakal ağacı, yani dirliği, elma dirliği diye ruh isim alır. Veyahut da cemadadı ruh, nebadadı ruh, hayvanatı ruh, insan ruhu diye isim alır. Onun için isim aldığı için İsa aleyhisselam neşeli, güleç, Yahya aleyhisselam ismini almadığı için üzüntülüdür. Aslında o bana demiş ki Allah'ın gadabından emin mi oldun? Yahya öyle diyor. O da ona diyor ki sen diyor Allah'ın rahmetinden ümidini mi kestin? O da ona öyle diyor. Cevap yok. İşte salih bunu kendi bünyesinde cevabını alır. Hasılı burada olduğu gibi ne yaptı? Beden yani ten Yakub'u sakın dedi. Bunu kimseye söyleme. Kalp Yakub'u aslında. Bunu kimseye de söyleme dedi. Kalbin ve ruhun da kendine secde ettiğini
söylemiş olduğum noktada. Kardeşleri onun kendisine kötülük yapacağını söylüyor. Ve hakikaten dedi ki evlatlar bu babasının aşırı bir şekilde Yusuf'un bu rüyasından mütevellit ona meyyallandı. Hakikaten bende bir can Yusuf'u varsa ben de onu severim. Sen de seversin. Bunun meyyallığından mütevellit diğer sıfatlar ne yaptı? Onu kıskandılar. Dediler ki biz bunu babamızın yanından ayıralım. Onu dövelim. Ona kötülük yapalım. Ama ayrılmıyor. Onu çok seviyor. Onun meyyallığından mütevellit dediler ki biz kardeşimiz bizim o. Oynamaya götürelim. Dikkat ederseniz Yakup Aleyhisselam dedi ki kurda kaptıracağınızdan korkar dedi. Kurt nefse emmaredir insan vücudunda. Yani nefsinize mal mi edeceksiniz onu siz? Onu kendinize çevireceksiniz demek istedi. Yok dedi bizim kardeşimizi kurda kaptırmayız. Biz kaç kişiyiz? Biz 10 kişiyiz. Kaptırmayız dedi. Çocuk da arzu ettiği için Yusuf da ben kardeşlerime gideyim dedi. Peki. Tecelli yapar. Ondan gönderdi. Göndermesiyle beraber şeye çıkınca araziye çıkınca bir yumruk ona vurdu. Onun koştu, onun üzerine gitti. O bir yumruk vurdu. Onun üzerine gitti. O bir yumruk ona verdi. Öldürecekler. Ağzı burnu kan oldu çocuğun. Bir tanesi dedi ki bunu dedi öldürmeyelim. Şurada bir kör kuyu var. Atıveririm onun içerisine. Kimse bilmez. Kimse de gelmez. Ve hakikaten bunun içerisine pırlatlar attılar. Öldürmediler. Ama gömleğini de çıkardılar. Gömleğinde oradan bir hayvan buldular, kanını doladılar. Babasına getirdiler, geldiler, gösterdiler. Dedi ki, kardeşimiz kurt gibi. Gömleğe baktı, yırtık yok, bilmem ne yok. Ne kadar da mülayim, mütevazı bir kurt bu. Dikkat ediyorsanız, yani burada özelliğe şu, insan kendi vücut ülkesinde, gönül aleminde bu beden kuyusuna girmiş, düşmüş vaziyette. Can Yusuf'u beden kuyusundan çıkması lazım. Kemalata gelmesi lazım. Ey kardeşim senin de o canın var ya, Cenab-ı Hakk'ın sendeki tecellisidir o, enerjisidir. Çünkü ya Muhammed sana ruhtan sorarlar. De ki Rabbim bir emridir. Demek ki ruh bile emirler aleminde geliyor. Emirler aleminden size ne telkin edildi kamiliniz tarafından? Ispatçat Allah'ındır dedi. Sizin de değil dedi. Demek ki onun tanınması için mutlaka ve mutlaka bazı iptilalara geçirmesi lazım. Bu beden kuyusuna atıldı. Ve gömleğini gördüğünce dedi ki ne kadar mülayimmiş. Yani bir insanı kurt parçalasın da gömlek yırtılmasın. Bu mümkün değil. Yani yalancı olduklarını anladı. İnşallah Rabbim beni sabredenlerden olur. Ondan sonra Cenab-ı Allah tecellisiyle kervancıyı oraya gönderdi. Dediler ki orada bir kuyu var ama acaba kuyu. Dediler ki tolu birbirine karıştırdı, yollarını sapıttılar. Yani Cenab-ı Allah bir saliki veya bir inanan kişiyi kemalat getirmeyi nasip edecekse ya bir kamille tanıştırıp onu sohbetlerine etkilendirme yapar veyahut da uyuduğu zaman rüyasında ona kendi irfanet ve kemalatını elde edecek bir kişinin zuhuratını gösterir. Veyahut da tabir edilecek bir rüya gösterir. Böylece sebepten sebebi fark ederek onu aynen o kervanı uyuya götürttüğü gibi birleştirir. Yani salik kendiliğinden oraya gelmez. Mürşid onu çağırır aslında. Kamil onu çağırır. Çünkü kendisinde o hasletler vardır. İlm-i zelayet ona o haslet vermiş ama o bilmiyor. Bir aşkı var. Allah'a karşı bir sevgisi var. Fakat irfanet ve kemalatını elde edecek bir merci bilemez. Kendisi, herkes kendisi gibi görür. Kamil'i de tatması da mümkün değildir. Onun için ben daima söylüyorum. Mürşidlerdeki olan belirti şudur. Onların sohbetlerine dahil olduğunuz zaman anlattıkları şeyler sizin kalbiniz olan bu
müftünüz tarafından hep tatsik görür. Her şey doğru söylüyor. Gel, anlattıkları şeyden bazılarını anlamıyorum, bazı şeyleri anlamıyorum ama asla ve asla benim inancımın dışında bir şeyden bahsetmiyor diyor. Ve biraz anlatsa biraz daha dinlesem, biraz anlatsa biraz daha dinlesem diyorsa onun gönlündeki olan müftü, he, demek ki oraya olan meşrebi uygun. Sanat geldiler, çıraklığa veriyorsun, ya berberliğe veriyorsun, terziliğe veriyorsun, veya marangozluğa veriyorsun. Bu çocuğun kabiliyeti hangisiyse ona verdiği zaman o ana baba ne yapar? Orada güzel sanatkar olur. Aynen insanların da inşaatı meşrep gereği kişilerle tanışırsa kanı çoktur toplumda. Ama meşrebin senin o mudur değil midir? Salih bunu bilemez. Ama Cenab-ı Hak sebepten sebep hak ederek bunu tayin eder. Bilmeyerek yapar. Kendisi terası yok ki tatsın, tartamaz. Kamil'in tartması yok. Hasıl biraz anlatsın, biraz daha dinlesem der. Ve kendi içinden geçen soruları o hiç daha dilinden anlamadan, yapmadan, söylemeden onun kendisindeki olan hallerde tıkır tıkır söyleyiver. Ulan bu adam benim kalbimi ne okuyor falan. Kalbi okuyan kul değil. Cenab-ı Hak da kendisini. Ulan kalp mi okurmuş ya? O da senin gibi aciz mi olur? Ondan sonra üzüntülerin, kedenlerin onun yanında mutluluğa kalp olur. Huzur bulursun. Hem biraz anlatsın, biraz daha dinlesen. Ondan sonra bilmediğin bazı meseleleri çok güzel anlattı. Ya ben bunu böyle müdahale etmiyordum. Demek suretiyle huzur verip mutluluğa erince işte onun kapısı orasıdır. Deriz. Müşrik amindeki belirti budur. Yoksa Ahmet falancaya gidiyormuş, ben de gideyim. Ya onun kaydı oraya olabilir, seninki değildir. Ahmet'in sözüyle, Mehmet'in sözüyle bir kamil alınmaz. Kendine soracaksın. Onun için Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah münacat namazından bahsediyor. Münacat namazı kıl. Veya istihare yap. İstiharede ya gösterilir veyahut da renklerle senin yolun tarif edilir. Tabi onda rüya tabirini yapabilecek kapasitede insana gitmen lazım. Hasılı böylece Yusuf'u uyuya attılar. O kervan olan, tevhid kervanı olan o kervancı da geldi. Bu uyuya salladılar şeyi, kovayı, su çıkaracaklar. Bu ona tutundu, o da çıktı. Allah, güzel bir çocuk. O da çıktı. Dediler ki, güzel para eder, öyle olarak satalım. Daha çocuk kuyunun başına çıkar çıkmaz kardeşler, o atanlar hepsi geldi. O bizim dedi, hizmetçimizdi. Sana biz onu satalım, yaramazlık yaptı bu. Onun için sana verelim bunu dediler. Onu öldüm zannediyorlardı. Fakat ölmemiş. Kervancı buldu, ortaya çıkacak. Bunu uzaklara götürürseniz, size satalım dediler. İyi satın dedi. Çok büyük para isteyince, dedi ki hayır, benim 18 kuruşum var. 18 kuruşu verirseniz alır. Vermezseniz kalsın. Anladılar ki kişinin de buradan çitesi bedava çıksın. Düşünebiliyor musunuz? Yani nefsin istek ve arzularıyla insanı kamilin talebi arasındaki farkı gönül aleminizden yaşayabilirsiniz. Ondan sonra tamam veriyoruz götür git ama uzaklara götürmek şartıyla. Bir daha gelmeyecek bu tarafa. Tamam dedi. Ellerinden de kağıt aldı. Yani sen de çalattın onlara. Dikkat ediyorsanız Müslü Kamil'e gelen bir salik de teveccühe girer. Yalan söylemeyeceksin. Ahmet'in, Mehmet'in eksiklerini görmeyeceksin. Kendi eksikliğini göreceksin. 5 vakit namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. İslam vicilerin emredilenleri yapacak, niye edilenlerden kaçacaksın. Ve böylece talimat ver. Ümmet-i Muhammed'e fayda olmaya çalışacaksın. Ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emredilenleri yapacak, niye edilenlerden kaçacaksın. Talimat veriyor mu? İşte senden imza aldım. Çünkü Nisa suresinin 64. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah öyle diyor. O peygamberleri, o kamillerin için gönderdik size biliyor musunuz? Onlar
yapmış olduğu kötülüklerden mütevellit pişman olduklarını sizin huzurunuzda söylesin ve şahitlikleriyle her ikisi de bunu terennüm etsinler. İşte o zaman onların bu şahitliğiyle onların günahlarını affederiz, iyiliğe tebdir ederiz diyor. Çünkü Kur'an Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde de onların seyyiatlarını hasenete tebdil eder diyor. Bakın bir ayetin içerisinde, bir surenin içerisinde demiyor. Birisi ta Lokman Suresi'nde, şey Suresi'nde, Kur'an Suresi'nde, birisi Bakara şey Suresi'nde, Bakara Suresi'nde. Şimdi dikkat ederseniz Yusuf'ta böyle bir vaka yok. Yusuf kıssasında, yani Yusuf suresinde hep Yusuf'tan bahsediyor. Ve alıp götürüyorlar gidiyorlar Mısır'a. Orada 18 kuruşa bu vücut ülkesinden aldıkları o can Yusuf'unu Mısır'a götürüyorlar. Mısır neresidir? Mısır insanın gönül Mısır'ındadır. Mısır'da altın nispetinde satıyor. Yani ağırlığı nispetinde satıyor. Nefse göre para etmiyor ama ruha göre ediyor. Yani kişi daha müşte geldiği zaman on para etmiyor ama onun manevi yönü o Mısır'a kadar onu kervancı yolda yükselttiyse, kendi insan asliyesini buldurduysa orada artık kendi ağırlığı nispetinde altına satımda diğerini kazanabiliyor. İşte salikler de böyle. Kendi varlığını, hakkın varlığını yok ettiği zaman Cenab-ı Hak o varlığı hakkın varlığı olarak onu tecelli ediyor. Süleyman kısası ile Belkıs kısasında bu bize işlenmiş. Ne diyor? Tamamen Belkıs'ın tahtını kim getirecek dediyse bu getiriliyor. Ya Belkıs bu taht senin midir? Bakıyor ki kendi tahtı değil. Evet değiştirilmiş. Allah'ın tahtı olsa Allah'ın tahtını henüz tanımıyor. Onun gibi. Ona benziyor. Aynen tebdilat yaptığı gibi burada da o mürşid senin gayriyet yönünü, ayniyet yönünü tebdil ediyor. Gayriyetteyken on para etmeyen sen ayniyete geçtiğin zaman hakkın varlığıyla mücehhez olduğun zaman artık ağırlığın nispetinde yapıyorsun. Yani Kur'an-ı Kerim çok kıssalarında da bize bunu anlatıyor. Yusuf kıssasının sonuna doğru hatta bir yerde de diyor padişah diyor, rüya gördü. Rüyasında 7-8 ineğin 7 cılız inek tarafından yendiğini gördü. Dikkat ederseniz semiz inekler sizin nefsi emmarenizin istekleri, arzuları, harama bakmak, haramı duymak, Allah'ın yasak ettiğinde şeyleri yapmaktı. Mürşidin vermiş olduğu telkinatıyla sizdeki sıfatların sizin değil, hakkın olduğunu bilincine erince kendin herhangi bir ne günah işleyebiliyorsun, ne sevap işleyebiliyorsun. Neden? Çünkü bendeki göz, hakkın gözü, hak görüyor, kulak hakkı duyuyor, dil hakkı konuşuyorsa, nasıl kendisine nispet ederse o günah işler. Ama kendine nispet etmezsen, fena yapar, fena sıfat, fena zat yapan bir kişi günah işleyebilir mi? İşleyemez. İşte diyor ki semiz inekler, cılız inekler yedi diyor. İkinci bir rüya daha gördüm. O ise yedi yeşil başağın yedi cılız başağı sardığını gördüm diyor. Dikkat ediyorsanız birincisi de hayvandı. Nefsi emmare, levvame, mülhüme şeklinde olan hayvan sıfatlarını terk etti. Benlik sıfatını terk etti. Sizin nefsiniz tarafından benlikler hayvanın sıfatlardı. Suretiniz insan, siretinizdeki olan o kemalatsızlık, o idraksızlık sizin hayvanlığınızdır. Hayvan, hayvan demek, dört ayaklı bildiğimiz hayvan değil. Hay demek, diri demek, var demek, van demek, varlık demek. Diri varlık anlamındadır. Yoksa dört ayaklı hayvan olmaz insan. Anlatabiliyor muyum? Yanlış anlaşılmasın. Böylece ne yaptı? Ruslatından itirak etti. İlk varlık. Bakın, birisinde çemiz inekler, cılız inekleri, cılız inekler, çemiz inekleri yedi. İkincisinde yeşil başaklar, cılız başakları sardı. Yani sürücü olan nefsin mutmain olmuş nefis haline dönüştüğü demektir bu. İşte Yusuf kıssasında da böyle. O daha evvelden sürücü olan Yusuf'un bilinmeyişi, bütün sıfatlarındaki olan sürücüyet Mısır'a yetiştiği zaman
altın diye satılması, kendi ağırlığı nispetinde satılması demek, mutmain olmuş bir hale dönüşmesi anlamına gelir. Geldik var, oradaki bir vezir satın aldı onu. Yani başkumandan mıdır veyahut da maliye nazırı, aldı. Orada o yetiştirildi. Dikkat ederseniz, bölüm bölüm işliyor Cenab-ı Allah. Bölüm bölüm işlerken de ne yaptın? O Zeliha'ya uçak oldu. Uçar oldu. O şeyin, Malik, Melik şeysinin adamın karısı Züleyha. Çünkü Züleyha daha evvelden kızken bir rüya görmüştü. Rüyasında bir padişahla evlendiğini gördü. Günlerce, aylarca o padişah kızı istemeye geldiler. Ben hiçbirisine gitmem dedi. O padişahı bekliyordu. Ama o rüyasında gördüğü padişah bir günden günde de çıkmadı. Ve o Malezya'nızla evlendi. Çocuğu falan da yok. Ama hala da aklında o padişahın şekli var. Bir gün Yusuf kendisine hediye olarak, köle olarak geldiğinde Yusuf da o şekli görür görmez köle ama padişah rüyasında gördüğü padişahın şeysiydi o, şekliydi. Bakın, ruhu tanıyor. Benim ruhum, bendeki Ahmet, seni tanıyor. Bendeki ben, sendeki seni tanıyor. Ben seni tanımıyorum, sen de beni tanımıyorsun. Bir ben var, bir de benden içeride var. Bir sen var, bir de senden içeride var. O sendeki içerideki, bendeki içeridekini tanıyor. Bendeki içerideki, sendekini tanıyor. Ama sen beni tanımıyorsun, ben de seni tanımıyorum. Dikkat ediyor musunuz? Onun için çok uğraştım. Bir türlü ben dediği asla ve asla emrinde çalıştığım bir kişinin kölesi olarak asla eşine çapmam. Onunla beraber olmam mümkün değildir diye reddetti. Hakikaten insanlar nefis sahibidirler. Ama Cenab-ı Allah, bazı ulemalar demişler ki, Cebrail'i onun o şefet damarlarını kestiği için istemedi. Böyle bir formül uydurmamış durur orada. Yani böyle bir olayla karşı karşıya kaldığı zaman insanoğlunun yaratılışında %99 hayır deme mazereti vardır. Ama o biri %99'a galip getirdi diyor Cebrail. Ve ondan sonra red etti. Hatta 7 tane kapının içerisinde artık kapıları kilitletti adam içerisine, hizmetçisine. Teklif ettiğinde hayır dedi, olmaz. Cebrail'in tecellisiyle Hakk'a doğru döndüğü kapıları aça tıkır tıkır kapılar hepsi açıldı. 7. kapıya geldiği zaman kapıyı açmasıyla beraber karşısında şeyi gördü. O Züleyha'nın kocasını gördü. Hemen derhal iftira etti gene. Çünkü nefis daima iftira etmeye haizdir. Dedi ki, bak dedi, senin eşine tevessül etti. Bana sahip olmak istedi dedi. Adam kapıştı kaldı. Hatta yanında bir arkadaşı vardı. Dedi ki, gömlek arkadan yırtılmışsa kadının hatası. Önden yırtılmışsa kendi arzusuyla yaptığı Yusuf'un hatasıdır dedi. Çünkü onun yüzü ruha dönüktü. Bir kişi de ruha dönükse arkası nefse dönüktür. Bir insanın ruhu arkadaysa yüzü nefse dönüktür. Bakın, nefis haliyle ruh haliyle. İnsan vücudundaki olan hükümdarlık nefsin emrindeyse nefis idare eder bu vücudu. Akıl da onun emrindedir. Akıl kullanır, kalbi kullanır ama istediği gibi icra ettirir. Ama bu kişi ruhun emrindeyse göz hakkı görsün desin de ruh göz hakkı görmesi mümkün değil. Kulak hakkı duydu diyeceksin de onun hakkı duymaması mümkün değil. Yani dikkat ederseniz hükümdarın sözü geçerli. Vücud ikisinde de. Onun için nefsimiz daima muhasebesini çakarsak nefsimizin baktığı, gördüğü her türlü icraatı nefsin doğrultusuna mı gidiyor? Yoksa ruhun doğrultusu olan Cenab-ı Hakk'ın bu
sonsuz tecellilerinin zevkiyle müzevkler olmuştur. Mükemmeliz. İşte böylece ispatın var mı dedi adam. Allah'tan başka ispatım yok. Hemen Cebrail gene ona aklı Resulü